Merhabalar sevgili arkadaşlar, Marifetli Kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere boncuklu, çok kibar, tek seferde tamamlanan harika bir boncuklu oya modeli anlatmaya çalışacağım inşallah. Umarım beğenirsiniz. Özellikle bu rengimi ilk defa video olarak çekiyorum. O yüzden kod numaralarını kesinlikle vermek istiyorum. Çünkü muhteşem bir ip uyumu var. Bu numara hem kanalımda kalıcı olsun istiyorum. Yazmam, Reyyan marka pudra, kod numarası 14 numara hanımlar. Bu pudra böyle çok tatlı bir pudra rengi. Lila, böyle lilamsı da duruyor. Çok hoş bir pudra tonu var. Yani normal pudra tonlarından bir tık farklı ama çok tatlı bir renge sahip. Kod numarası 14 numara. Hemen ipini de özellikle ipinin numarasını vermek istiyorum. Çünkü bana ip numaraları çok fazla sorulduğu için Instagram hesabımdan. İpini de inanın bir tane arkadaşımdan böyle alıyordu kutu işi, ondan aldım. Dedim çok güzel uyuma sahip olursa onu alırım kutu işi diye. İpimiz de Leylak marka 215 numaralı ip. Reyyan markanın 14 numaralı kod numarası olan pudraya şahane bir uyuma sahip. Bazen renkleri dükkanda aldığımızda oradaki ışık yanıltabiliyor. Eve geldiğimizde ipler uymuyor olabiliyor. Bu ipim gerçekten şahane bir uyuma sahip. Orada hatta kutu işi almadım, yine ışık yanıltır beni diye. Ama bir dahaki gittiğimde bu ipi kutu işi alacağım inşallah. Çok tatlı ve çok da uyumlu bir ip oldu. Boncuklarıma gelince, boncuklarım gri rengi hanımlar. Siyah gibi durabilir şu an ama çok koyu bir gri rengimiz. Kum boncuktur. Yuvarlak böyle bildiğiniz kum boncuklar. Modelimiz çok şık, çok kibar. Şimdi hemen sizleri bekletmeden modelimi de anlatmaya çalışacağım inşallah. Kod numaralarım çünkü çok önemliydi, vermek istedim. Tığlamamız 3 zincirle tığladım. Bu model için 2 zincirle tığlama yaparsanız tek zürafa atladığınızda çok sık olur oya. 2 tığlama atladığınızda çok seyrek olur. Bu modelde seyrekliği kesinlikle kaldırmıyor. Tığlamanızı bu model için 3 zincirle hazırlamanızı öneriyorum ben. Şimdi hemen bu modelin baştan başlayacağım hanımlar. Bakalım nasıl olacak. Şimdilik modelimizi şöyle hemen baştan başlayalım. Hep beraber görelim nasıl bir model ortaya çıkacak. İpimi bu şekilde tığıma sabitledim. Bir zincir daha çektim. 2 tane mil üst alıyorum. Başlayacak olduğum tığ battığından başlıyorum. Şöyle arkadaşlar, iki ilmek aldım. Önce bir kapattım. Sonra iki. Pardon, şuradaki ipimizi tutalım. Sonra iki. İlmeğimi bu şekilde tamamladım. Aynı yerden tekrar yine 2 mil üstü alarak aynı yerden yine ilmek yapıyorum. Önce bir. Sonra iki. Bu şekilde 2 tane ilmeğimi oluşturdum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir zincir çektim. Şimdi burada 6 tane boncuk almamız gerekiyor. 6 tane boncuğumuzu, pardon, burada 7 olmuş. 6 tane boncuğum bu şekilde alıyorum ve kapattım. Bakın bu şekilde. Kapattım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bir boncuk daha aldım. Kapattım. Bir zincir çektim. Şimdi bu boncuğumu şu 6 boncuğun arasından bu şekilde buraya yerleştiriyorum. Bakın böyle çiçek halini alıyor. 3 bir tarafta, 3 de bir tarafta olacak şekilde aradan giriş yaptım ve bunu bu şekilde bir çiçek oluşturdum. Bir zincir de çektim. Bunu sıkıladım buradan. 2 mil üstü alıyorum. Bir tığ battısı atlıyorum. İkinci tığ battısından giriş yapıyorum. Önce bir kapattım. Sonra iki. 2 mil üstü aldım. Yine aynı yerden. Önce 1, sonra 2. İlmeğimi bu şekilde tamamladım. Bir tane zincir çekmeniz yeterli geliyor burada. Bir zincir çektim. Yine buradan 6 tane boncuk atalım. 6 tane boncuğumuzu bu şekilde atıyoruz ve kapattım. Bunları şöyle ortalayalım. Bakın hanımlar, bu şekilde ortalayalım ki diğer boncuğu rahat yerleştirelim. Bir zincir çektim. Ve boncuğu attım. Bir boncuğumu kapatıyorum. Bir zincir daha çektim. Şöyle dönzeriyorum.
Boncuğum bakın dönzerdikten sonra şu şekilde arasına yerleştiriyorum. Üçte bir taraftaki kalacak olacak şekilde aradan battım. Çiçek halini oluşturdum. Bir zincir daha çektim ve sıkıladım. 2 mil üst alıyorum. Bir tığ battısı atladım. Önce bir, sonra 2, sonra 2, sonra 2 kapattım. 2 mil üst alıyorum. Yine aynı yerden önce bir, sonra 2, sonra 2, sonra 2. İlmeğimi tamamladım. Ve böylelikle modelim de ortaya çıktı. Tek seferde gidiş olması, çok da kibar durması, çok beğenileceğini düşündüğüm bir model. Bir tane daha yapalım. Ben bunu kamera arkasında biraz ilerleteyim. İlerlemiş ve yazmada nasıl bir duruşu var hep birlikte görelim arkadaşlar. 6 tane boncuğumu bu şekilde aldım. Bakın bir zincir çekiyorum. Yalnız tek seferde tamamlanıyor. Güzel de ilerliyor zannedersem. Ama bayağı bir boncuk gider hanımlar. Kesinlikle bir top boncuğunuz olsun. Bakın böyle çektikten sonra çok kolay bir şekilde bu boncuk araya yerleşiyor zaten. Şöyle bakın arkadaşlar. Çok kolay, sadece elinizin birinin yardımıyla bunu buraya bu şekilde yerleştirdikten sonra, umarım net gözüküyordur. Yerleştirdikten sonra üçte bir tarafta kalacak şekilde boncuğun arasından giriş yapıyoruz. Bozulma olmaz çünkü bayağı bir sıkı olduğu için 2 mil üstü aldım. Buradan önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 tamamladım. Bakın modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Ortaya da çıktı zaten. Çok da şık oluyor. Bu model çok seyrekliği kaldırmaz. Söylemiştim zaten. Bu seyreklik de çok ideal. 2 zincirle tığlama yapsanız, 2 tığ battı atlasanız bu model seyrek kaçar. Anca bu şekilde oldu. Ben biraz ilerleteyim. Modelim hanımlar, ben biraz ilerlettim ve ilerlemiş halini şöyle görün istedim. Şu an bu ütüsüz hali. Ütülü halini Instagram hesabımdan görebilirsiniz. Orada paylaşacağım. Ütüledikten sonra ütüsünü şöyle modelimizin tersinden baskın bir ütü vuralım. Yüzünden tekrar vurmanıza hiç gerek yok. Sadece alt kısmını ütünün kenarına vurabilirsiniz. Boncuktan üstüne de vursanız ütünüzü, hiçbir boncuklar tahriş olmuyor zaten. Ütüye dayanıklı olan boncuklardır. Böyle çok hoş, papatya, minnak, kibar tarzında bir oya, özellikle beyaz namaz örtülerine de çok güzel gider bu model hanımlar. Mutlaka denemelisiniz diye düşünüyorum. Ben çok sevdim. Sizlerin de seveceğini düşünerek bu modelin anlatımını sizlere elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Yani yeni öğrenenler bile bu modeli çok kolay bir şekilde yapabilirler. Mutlaka deneyin hanımlar. Çünkü bu tarz kibar oyalar çok tercih görüyor müşteriler tarafında. Özellikle ben sayfamdaki müşteri kesimin bu tarz kibar oyaları çok tercih ediyorlar. O yüzden nerede kibar oya varsa ben onu çekmeye çalışıyorum diyebilirim. Hem ben çok seviyorum kibar oyaları, hem de benim takipçi kitlem kibar oyaları daha çok seviyorlar. Çünkü siparişlerim hep o yönde geliyor zaten. Bu modelimde de kesinlikle sipariş geleceğini düşünüyorum. Gelirse de yaparım bu modeli çünkü örmesi çok keyifli. Tek sırada oluşu ve çok kibar duruşu benim hoşuma gitti. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videomda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.